Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber bu güzel projeyi imza atacağız kısmet olursa. Şimdi ben bir miktar çalıştım. Şöyle lastik örgüsünün üstüne modeli 20 ilmek üzerinden kurdum. Zaten modelimizin kurulumunda 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek şeklinde üç tane motif olabilmesi için 18 ilmeğe ihtiyacım vardı. Başta ve sonda başlangıç ve son ilmekleriyle beraber 20 ilmeği tamamladım. Model 6 sırada bir kendini yenilediğinden dolayı rahatlıkla çalışabileceğiniz bir model. Lastik örgünüzü tamamladınız. Üstüne bir sıra düz ördünüz. Arka sıraya geçtiniz. Bir sıra ters ördükten sonra 3. sıra olarak başladığımız alan şimdi benim size anlatacağım alan. Şimdi model 6 sırada bir oluşuyor dediğim için bu 3. sırası arkadaşlar. Ön yüzde bir sıra, arka yüzde ikinci sıra ve şu an 3. sırada sizlerle beraber. İlk ilmeği örmeden aldıktan hemen sonra bir tane ajur ilmeği çalışıyorum. Devamında sol şişimde bulunan ilk iki ilmeğin yönünü şu şekilde düzeltip kendi ilmek alışıma göre İki ilmeği bir ilmek haline getiriyorum ve tek ilmek olarak sola yatacak şekilde ilmeğimi kesiyorum. Şimdi sizlerin ilmek alışı farklıysa eğer bu aşamada ilmeklerinizin yönünü düzeltmeyebilirsiniz. Benim gibi alan arkadaşlar düzeltmeliler ki sola yatan bir düz örgü çıksın ortaya. Devamında iki tane düz ilmek örüyorsunuz. İki düz ilmek. Tekrar bu sefer sol çişinizde bulunan ilk iki ilmeği bu sefer sağa yatırarak kestiğiniz için şu şekilde ilmeğimi aldığım zaman benim ilmeklerim sağa yatacak şekilde kesiliyor arkadaşlar. Bakın ilmeğin yüzü sağa doğru bakıyor. Şimdi böylelikle bakın ilk ilmeğimi saymıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve son ajur ilmeğimle beraber altı adet ilmeğimi tamamlamış oluyorum. İkinci modele geçebilmek için aynı noktaya bir ajur artışı daha yapıyorum ve sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber kesiyorum. Beraber kestikten hemen sonra iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bu sefer sağ yatacak iki tane düz ilmeğimi beraber örüp kesiyorum ve bir ajur arttırması daha yapıyorum. Böylelikle bir altılı grubu daha tamamlamış oluyorum. Yeni bir altılı grup oluşturabilmek için öncesinde bir ajur arttırması. Devamında ilmeklerimin yönünü düzeltip iki ilmeği tek ilmek haline getirdiğim alanda ikinci ilmeğimi oluşturuyorum. Bakın tekrardan iki tane düz ilmek öreceğim. Birinci ve ikinci. Tekrar sol şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. İlk ikisini sağa yatacak şekilde kesiyorum. Ve tekrardan bir ajur arttırması yapıp kenar ilmeğimi düz örüp devam ediyorum. Şimdi modelin 3. sırası oluşturulmuş modelin 3. sırası da bu şekilde gözükecek ilmekleriniz. Bakın ajur ilmekleri yan yana şöyle birbirine helezon olarak dönmüş. Neden buraya kadar anlattım? Çünkü esas önemli olan yer bu üçüncü sıra ve dördüncü sıra arkadaşlar. Oralara dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden arka yüzde sizlerle beraber çalışacağız ki ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra ajur ilmeğinizi şu şekilde örgünüze dahil ediyorsunuz ters örgü olarak. Daha sonrasında bakın. 1, 2, 3, 4 tane ters örgünüz var. Zaten bunlar kendini belli ediyorlar. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi esas kafanızı karıştıracak alan yer işte burası. Şuradaki iki tane ajur ilmeği olarak çalıştığımız alan. Önce birincisini şu şekilde arkadan alıyorsunuz. Bir tane ters ilmek örüyorsunuz ve birinci ilmeği çıkarttınız. Şimdi tekrardan şuraya gelip bu örgüyü öremiyoruz. Dilerseniz bu şekilde örebilir. İlmeği bu şekilde atabilirsiniz. Dilerseniz benim yapacağım gibi ilmeği çıkartıp sol şişe tekrardan takıp bakın bu şekilde takıp şöyle elinizden yardım alıp ilmeğin arka yüzünden geldiğiniz zaman şu şekilde Bakın önde bir çaprazlama oluyor, görüyor musunuz? Şuradaki alanda. Böyle ördüğünüz zaman ön yüze düz ilmek olarak çıkıyor. Arka yüze ters ilmek olarak geliyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken husus bu. Tekrardan 4 tane ters ilmeğim bakın. 4 tane ters ilmeğim çalışıyorum. Tekrar helazon olan bölüme geldim. Hemen bir tane ters örgümü örüyorum çıkartıyorum ipimin alıyorum şişten çıkartıyorum şu şekilde yönünü değiştiriyorum çaprazlayabilmek için hemen şuradaki alanda bakın şuradaki öndeki ilmeği şöyle öne geçirdiğim zaman bakın çapraz oluyor zaten bu çapraz lazım bize daha sonra zaten bütün ilmekleri ters olarak örüp arka sırayı bitiriyoruz dördüncü sıra Arka sıra dördüncü sıra. Tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman beşinci sıramızı oluşturuyoruz. Bakın şu şekilde ilmeklerimiz gayet düzgün duruyor. Düz ilmek olarak. Beşinci sıraya geçtik. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimizi düz ilmek olarak ördük. Ajur arttırması yaptık. Bu sefer sol ilmeği, sol şişimdeki ilk iki ilmeği yönünü değiştirdim. İki ilmek olarak çektim. Tekrar sol şişimde bulunan bu sefer ilk iki ilmeği sağ yatırarak kestim. Bir tane ajur arttırım, pardon, bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur arttırması yaptım. Bu arada şurada karıştırdım. <laughs> Şurada şöyle olacaktı hemen kesimden sonraki alanda bir tane ajur ilmeği iki tane düz ilmek tekrardan bir ajur arttırması iki ilmeğin yönünü değiştirip tek ilmek haline getirmek tekrar sol şişte bulunan ilk iki ilmeği yönünü değiştirip ajur artışı yapmak iki tane düz ilmek örmek bir. 2. Ajur artışı yapıyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola yatacak şekilde kesiyorum. Sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane ajur artırması, 2 tane düz ilmek. Bir yandan da kafamda konuşuyorum. daha iyi nasıl anlatabilirim diye. Bakın şimdi 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18 ve 20 adet ilmeğimiz var. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şu şekilde. Videoyu kesmek istemiyorum. Bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmeklerimiz. Altıncı sıramız bu. Şimdi tekrardan ön yüzde ilk sıraya dönüş yapmış olacağız. Birinci sıraya düz ilmeklerle bütün sırayı döndükten sonra arka yüze ikinci sıraya geçtiğimiz zaman gene ters ilmeklerle örüp üçüncü sırada modeli kurduğumuz alana geleceğiz. Her altı sırada bir yeni bir model kurulumu olacak arkadaşlar. Bakın. sizlerle beraber çalıştığımız alan burası. Şuradaki alan. Tekrardan birinci sıra. İlk sırayı bütün ilmekleri düz örüyorsunuz diye bahsetmiştim ama örmemiştik biliyorsunuz. Şimdi bu sırayı sizlerle beraber örelim. Bu birinci sıra modelin kurulumu yani lastikten sonra çalışacağınız ilk sıra. Şu şekilde düz düz de bırakalım. Arka sıraya geçtiğiniz zaman ters ilmekleriniz. Üçüncü sıraya geçtiğiniz zaman model kurulumu. Özellikle e, videoyu o şekilde başlattım. Zaten ilk iki sırayı yapabilirsiniz. Esas üçüncü ve dördüncü sırada kafanız karışacağını düşündüğümden dolayı birinci sırayı da sizlerle tamamladık. İkinci sırayı ters örgü olarak bitirdikten sonra modelin Kurulduğu şuradaki alan, ilk yatırışlar, şuradaki iki tane ajur ilmeğinin ön sırada kurulması, arka sırada düz ilmek olarak karşınıza çıkması bu. Modelimiz bu arkadaşlar. Özellikle e, koton iplerle yazlık mercerize iplerle harika duracağına inanıyorum. Ben Alize Baby Best kullandım. E, renk olarak da videoda daha düzgün dursun diye ama inanın... Ee, en yakın zamanda aklımda bunu ya merserizeyle ya da koton bir iple yazlık bir kazak olarak çalışmak var. Kayık yaka şeklinde. Hepimize kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.